Değerli öğrencilerim merhabalar. Şimdi bu videomuzla birlikte neye geçiyormuşuz? Dikdörtgenin 17. bölümünü yani 13. köşe taşını çözecekmişiz arkadaşlarım. Odaklanmasını falan ayarlıyoruz. Biliyorsunuz artık bunlara alıştınız. Şunu şöyle bir ayarlayalım. Parlaklığını da yaptık. Sanki böyle bir dengesiz gibi bizim tahtamız. Neyse. Size nasıl bir ortamda video çektiğimi de göstereyim mi arkadaşlar? Bakın görün de gözünüz gönlünüz açılsın. Burası bizim okul. Şöyle şeylerin üstüne, kitapların üstüne şöyle bir sistem kurduk. Kağıdımız burada. Öyle takılıyoruz işte burada gençler. Olay bu. Evet. Hadi bakalım ilk sorumuz ne diyor? Şimdi 6-6 diyor, 5 var, bir şeyler var. Bakalım görelim. Alan EBF. Şimdi şu dikdörtgenin uzun kenarını 12 vermiş bize dostum. O zaman bu kenar da 12. Hadi gelin şurada bir kelebek çakalım hemen. 6'ya 12 yani 1'e 2 katı, 5'e 10 olmak zorundadır diyelim. Şurası da 10. Şimdi şu dik üçgeni de görelim dostlar. Bakın şurada bir, hatta şuradan göstereyim. 9, 12, 15 dik üçgeni var görebilirseniz eğer ki. Bakın şurası demek ki 9 olacak. 12, 15. Demek ki şu kenarda 9 oldu. Sonra. İster şuradaki kelebekten görebilirim. Şurada bir kelebek var. Şöyle bir kelebek. Buranın 9 olduğunu. İstersem de şuradan görebilirim dostlarım. Bakın şu 6 ile 12'nin paralelliğinden görebilirim. Orta taban oldu. Orta tabansa bu yanları 2'ye bölecekti mecbur. 9 ise buranın da 9 olduğunu bir de buradan görebilirdim. Bize de bu EBF'nin alanını soruyor. Yani bu dik üçgenin alanını soruyor. Dik kenarlarını çarpıp 2'ye bölüyorum dostlarım. 54 bölü 2'den Adana'yı paketledim. Şimdi bu soruyu yine tabii ki kelebek üçgenlerden de çözebiliriz dostlar. Aslında benzerlikten yapabiliriz yani. Ama paralel kenarda öğrendiğimiz şu kuralı hatırlarsak, hani köşegene kadar olan parçanın karesi, 6'nın karesi 36 eşittir ilk parça çarpı tamamı. Yani 4 çarpı 4 artı x. 4 ile 9'un çarpımı 36'dır. 4 ile 5'in toplamı 9'dur. Cevap Ceyhan gelir. Paralel kenarda öğrendiğimiz kural dostlar. Evet 3 numara. ABCD dikdörtgen, BC 8, açılar eşit, x nedir diye de bir soru soruyor bize. Şimdi şurası da tabii ki 8 olacak. Şu açıya A diyelim. 90. Şuraya B yazalım. Şurası A olsun. Şurası 90, şuraya B yazalım ve A ile B'nin toplamı 90 arkadaşlar. Bunu da görmüş olalım. Şimdi buradaki bu iki üçgenimiz, hatta şuraya da bir uzunluk yazayım, Y diyeyim. Buraya da 12 artı Y diyeyim. Şu üçgenle şu üçgen birbirine benzer. Açıları tıpatıp aynı olduğu için, AB 90 olduğu için hemen bir benzerlik muhabbeti yapalım isterseniz dostlarım. Benzerlik oranı muhabbeti de yapabiliriz. Şuraya da hatta A açısı yazalım. Bir işe yarar mı bilmiyorum ama yazdık işte. Neyse. Benzerliğimizi yapalım. Burada B'nin karşısı 8. Burada B'nin karşısı 12 artı Y. Burada A'nın karşısı Y. Burada A'nın karşısı da 8. Hemen içler dışları çarptık. 64 eşittir Y çarpı 12 artı Y. Y buradan 4 gelir dostum. 4 yazarsam burası 16 olur. 4 tane 16'da 64 geliyor. Y buradan 4 çıktı. Hemen şuraya 4'ü yazalım. Şurası da tabii ki 16 olacak o zaman. Şuraya da 16 yazalım. Bize neyi soruyordu bu? Ha, x'i soruyor. Çok uzatmayayım o zaman ben. Şuradaki Pisagor'u yapalım. 4, 8. Biri diğerinin 2 katıysa hipotenüs neydi? Küçük olanın kök 5 katı. 4'ün kök 5 katı olacak. 4 kök 5'i paketledik dostlar. Evet, A, E, H, K, A. E, H, K, A'nın alanı nedir diye soruyor. Bu bir dikdörtgenmiş bu arada arkadaşlarım. DF'yi 6, şurayı da 12 vermiş. Tamam, başlayalım bakalım. 6 ile 12 verilmiş. Şimdi, burası 4. O zaman, burası da 4. Bizim şu kenarı bulmamız lazım ki, bize sorulan şey 4 çarpı X aslında arkadaşlarım. 4 ile X'in çarpımı soruluyor. Şimdi şurası tam orta nokta. Yani şurayı şöyle çizdiğimizde tam 2'ye bölmüş burayı da 4, 4 diye. Peki şurası 12 ise bakın şu orta tabanı da görün.
Bu çizdiğim şurası 12'nin orta tabanı geliyor dostlarım. Bu tarafı ikiye böldüğü için. O halde 12'nin yarısı olacak 6. Şimdi büyük dikdörtgenin uzun kenarı 18 ise buranın da 18 olması lazım. 6 burada. X'e ne kaldı? 12. Ve dikdörtgenimin alanı 4 çarpı 12'den de 48 çıktı. Evet, 13 numara tamamdır. Hadi çevirdik arka tarafı. 14 numaralı köşe taşındayız. Birinci sorumuz. ABC'de dikdörtgen 5 var, 12 var. FEX nedir diye de bir soru sormuş. Eş üçgenlerden faydalanacağız. Önce şunlara A diyelim. 90, B. B 90, şurası A. A 90, şurası B. Bakın ikisinin de 90'ının karşısı tıpatıp aynı sayı, aynı kenar. O halde bunlar eş üçgenler. A'nın karşısı 5 ise burada da A'nın karşısı 5. B'nin karşısı burada 12 ise burada da B'nin karşısı 12. Tabii ki dikdörtgenin bu kısa kenarı da 12 olacak. O halde X'e kalacak 7. Geldik şuna. Yine eş üçgen yapacağız. Tabii eş üçgen yapmadan önce şu Edirne'den aşağıya bir diklik indirelim ki dik üçgenimiz çıksın piyasaya. Şimdi şuraya A açısı yazarsak, şuraya B yazarsak AB 90'ı gördük. A 90, şuraya B, 90 var, şuraya A. Burası 6. Şimdi 90'ların karşısı eşit olduğu için eş üçgenler. Burada B'nin karşısı 6 ise burada da B'nin karşısına 6 yazıyorum. Şuraya da 3 kaldı değil mi? Şurada 9 olduğu için şu kısım 9 olduğundan dolayı. Sonra burada A'nın karşısı 3 ise burada da A'nın karşısına 3 yazıyorum. Ve bakın bizim kısa kenarımız 6 santimdi. X'e de 3 kaldı. ABCD dikdörtgen 7 var, 17 var. ED. Nerede la bu ED? Heh, şuradaki uzunluk tamam. ED nedir diye de bir soru sormuş bize. Bakalım. Şimdi yine şuraya A diyelim. Şuraya da B yazalım. A ile B'nin toplamı 90. Şimdi burası 90 ise şuraya B yazacağım. 90 B şuraya A yazacağım o halde. Burası 90, şuraya B, şuraya B, şuraya da A yazdım. Bakın buradaki üçgende de A'nın karşısında tık tık var. Bu dik üçgende de A'nın karşısında tık tık var. O halde burada B'nin karşısı 7 ise buradaki B'nin karşısı da 7 olacak. Eş üçgen çünkü bunlar dostlar. Şu üçgenler eş çıktı bakın şununla şu. Çünkü açıları tıpatıp aynı. Benzerliği hatırlayın ya da eşlik benzerlik konu anlatım videomu da izleseniz olur arkadaşlarım. Orada anlattık ne zaman üçgenler eş oluyor, nasıl eş oluyorlar, nasıl benzer oluyorlar onları bahsetmiştik. Şimdi buradan sonrası da şu dik üçgeni görüp DE'yi buluruz artık her türlü. Burası 7, burası 24, 7, 24, 25'ten cevap Edirne geldi. Evet, dördüncü sorumuza bakalım. ABCD dikdörtgen. Onlar birbirine eşit. AB 12. Orası 20. Bakın burada ne var? 12, 16, 20 üçgeni var. Önce bunu bir gösterelim. Şimdi şunlar U kuralını sağlayan iki tane açıortay. Bunların arasındaki açı her zaman 90 dereceydi. Biz bu 90 dereceden şöyle bir paralel doğru çizersek... Bu paralel doğru burayı ikiye bölüyordu. 10, 10. Tabii ki şurası da 10 olmak zorunda dostum. İşte aynı şekilde burası da 12'dir. 6, 6 olmak zorundadır buralarda. Neyse devam edelim. Alan ABCD. Alan ABCD dediğimiz şey neresi oluyor? Ha, dikdörtgenin alanını soruyor. Bakın şöyle yapalım. Şuna x diyelim. 16 artı x oldu burası. Burası da 16 artı x. O zaman şu doğru... Bizim orta tabanımız oldu. X ile 16 artı X'in yani şuradaki yamuğun orta tabanı geldi arkadaşlar. Hatta hiç öyle de uzatmayayım. Şunu direkt uzatayım. Bakın bu da 16'nın yarısı olacak. 8. 18 geldi arkadaşlarım şu kenar. Demek ki burada 18 olacak. 2'ye şurası da 18 geldi. Dikdörtgenin alanı neydi? Kısa kenarla uzun kenarın çarpımı. Yani 12 ile 18'in çarpımı. 12 ile de 18'i çarparsak ne geliyormuş? Vallahi hiç bilmiyorum. Neymiş cevap? 4 Ceyhan. 216 geliyormuş arkadaşlar. Evet. 14 numara tamamdır. Geldik 15 numaralı köşe taşımıza.
A, B, C, D dikdörtgen. 8, 10, D, F, C. D, F, C'nin alanı nedir diye sormuş. Bu sorunu ve benzerini işte eşkenar dörtgende, paralel kenarda çokça çözdük arkadaşlarım. Şu boşluğa X demiştik ve şu köşegenin sol tarafındaki bu üçgenin alanı 18 artı X benim dikdörtgenimin yarısıydı. Aynı şekilde şuradaki üçgenin de alanı, şu üçgenin de alanı tüm dikdörtgenin yarısıydı. O zaman bu da 18 artı X'e eşit olmalı. Yani şu aradığım yere A yazarsam ben, A ile X'in toplamı 18 artı X'e eşit olacak. Bakın o X'ler gidince A 18 çıktı. 24'ü vermiş. Şimdi 7, şurası da 7. 7, 24, 25 üçgenimiz var arkadaşlar burada. 25, şuna A diyelim, şuna B diyelim dostum. Bakın ne diyeceğiz? A ile B'nin toplamı, bir de 15'in toplamı 25. Demek ki A ile B'nin toplamı 10. Bunu bir yazalım. A artı B eşittir 10'muş dostlar. Çünkü 7, 24, 25 olmalı. 25 olabilmesi için de ne dedik? 15'i buradaysa A ile B'nin toplamına 10 kalmalı diyebiliriz. Şimdi biz buradan aşağı bir diklik indirelim. Bu dikliğe H dersem, buradan çizdiğim diklik de H'tı. Bu bir kuraldı arkadaşlarım. Köşegene indirilen, karşılıklı köşelerden indirilen diklikler eşitti dikdörtgenimizde. Paralel kenarda daha doğrusu. Bize de neyi soruyor? DAK ile CEB'nin alanları toplamını. Şimdi şu üçgenin alanı A çarpı H bölü 2 artı bu üçgenin alanı B çarpı H bölü 2. Hatta bunu biz H bölü 2 parantezine alırsak A artı B. A artı B'de 10'du. 10 H bölü 2, yani benden kısaca 5 H'ı istiyor arkadaşlarım. 5 çarpı H. Bunu da nasıl bulacağız? H'ı bulmamızın yolu neydi dostlarım? Ah bacı yapabiliriz mesela. Hemen yapalım. Hipotenüs 25. Yükseklik H. Ah bacı dediğimiz olay neydi? Hipotenüste yüksekliğin çarpımı dik kenarların çarpımına eşit. 7 ile 24'ün çarpımına eşit olacak. H eşittir buradan 7 çarpı 24 bölü 25 geliyor. Bize 5 H'ı soruyor dostum. Bunu 5 ile çarpalım. Bakın şunlar gidiyor, 5 kalıyor. 7 çarpı 24 bölü 5'tir sorumuzun cevabı. Onu da çok uzatmıyorum ben arkadaşlar. 2'nin cevabı neymiş? Bursa. İşaretledim, geçtim. 3. Şimdi AF BF'nin 3 katıymış dostlar. O zaman şuraya bir K yazarsak AF'ye 3K yazacağız. Başka CF EF'nin 4 katıymış. Şuraya M yazarsak şuraya 3M yazacağız. Çünkü CF'nin 4M olması lazım. Alan AEF'yi 12 vermiş. Şuna 12 diyelim. O da tamamdır. Tüm şeklinde alanı nedir diye bir soru soruyor. Şurayı çizersem. Şimdi M'ye 12 düştüyse 3M'ye ne düşer diye soralım. 36. Değil mi? M'ye 12 ise 3M'ye 3 katı olacak. 12'nin 36. 3K'ya 48 düştü bakın. Şuranın tamamı 48. 16 katı. K'ya ne düşecek? 16 katı 16 düşecek. 48 ile 16'nın toplamı 64. Şimdi demek ki şu köşegenin altında kalan bu üçgenin alanı 64. Tabii ki üstünde kalan alan da 64. O zaman tüm alan 128 geldi diyebiliriz. Evet, dördüncü sorumuz. ABCD dikdörtgen DEA. Şunu bir yerleştirelim önce. DBA'ya şu açıya bir A yazarsam DEA şu açıya 2A yazacakmışım. DEA'ya şuraya 2A yazacakmışız. Tamam. Şimdi şurası da A oluyor. Şunlar birbirine eşitti, hep 4 parça. Başka neresi? Şuradaki Z harfinden şurası da A geliyor.
2A ile A'nın toplamı şurası 3A geliyor. Peki. Sonra. Şu A ile şu A'nın toplamı şuraya eşit 2A diyelim buraya. 2A ile şu açının toplamı da A diyelim buraya. 2A ile A'nın toplamı da 3A geçti. Hatta biz şöyle Z harfinden buranın 2A olduğunu, burası A ise buraya da A kaldığını söyleyebilirdik aslında. Şu Z harfinden de buraya da A yazalım. Dolayısıyla AA, bu bir ikizkenar üçgen çıktı şurası. Şimdi BC 24, tamam. O zaman şurası da 24. AE neymiş? 25. Şurası 25 ise artık EC de 25. Ona da eyvallah. Alan ECA. Yani bu taralı ikizkenar üçgenin alanı nedir diye bir soru sormuş bize. Taralı ikizkenar üçgenin alanı. Şimdi şunlar AA dedik. Şuradan bir ikizkenarın tabanına kenar ortaya indirsem bu aynı zamanda dik olur. Peki bu dikliği bulabilir miyiz diye düşünelim şimdi. Şöyle bir paralel çizsek. Bu paralel ne olacak? 24'ün yarısı değil mi? Orta taban olduğu için 12 olacak burası. Dolayısıyla şu üçgenin alanı 12 çarpı 25 bölü 2. Yani 12 çarpı 25 bölü 2 ne yapıyor o da? Bulalım hemen. 6, 150 yapıyor. Bu üçgenin alanı 150. E şu da kenar ortay olduğu için 150 ise burası, burası da 150 olacak. Toplam 300 gelecek. Adana'dan çıktı cevap. Evet, 15 numara da tamamdır. Hemen 16 numaralı köşe taşımızı çözelim. O katlama sorusu güzel. ABCD dikdörtgeni E noktasından katlanıyor ve C noktası F noktasına getiriliyor. Tamam, şimdi bunu bir konuşalım. C köşesi F'ye kadar katlanmış. Demek ki CE EF olmuş. DC DF haline almış. Burası da 10 yani. Hatta burada 6, 8, 10 çıktı. Demek ki şurası da 4. Şimdi FE D. Şuradaki dörtgenin alanı nedir diye soruyor bize. Tabii bu dörtgenle şu üstündeki katlanmadan önceki kısmın alanı birbirine eşit. Onu da bilelim. Şimdi şu her zaman açıortaydır kat çizgisi. Bunları hep katlama sorularında bahsettik dostlarım biz size. Özellikle anlattık, hatta katlama sorusu diye bir başlıkta da anlattık bunları. Orayı hatırlıyorsak gerisi gayet kolay bir şekilde gelir diye düşünüyorum. Şimdi şurada benzerlik de yapalım. A 90 B, B 90 A, A 90 B'yi yazdım. Bakın burada A'nın karşısı 4, burada A'nın karşısı 8. Yani iki katı muhabbeti var. B'nin karşısı 6 ise burada B'nin karşısı 3 olacak. Hatta 3, 4, 5'i yazalım. Sonra bir bizden istenilen dik üçgenin dik kenarlarına bakarsanız 5 ile 10. 5 ile 10'un çarpımının yarısıdır alan diyeceğiz. 25'i işaretleyeceğiz. Evet, yine DB köşegeni boyunca katlanıyor. O zaman DB köşegeni kesinlikle açıortay. Bunu bir yazalım. Hatta şurada bir Z harfimiz var bakın. Burası da noktalı açı. Demek ki bu kenar bu kenara eşit. 12 ise şurası da 12. Bunu yazalım. Şuraya A diyelim, burası 18 eksi A, hatta burası da A diyelim. Bakın burada ne çıktı? 5, 12, 13 mü oluyor arkadaşlar? A'ya 13 desem, evet 5, 12, 13 üçgeni geliyor. Demek ki A 13, burası 5, burası 13 diyelim hemen. Şu 12 C noktası yani katlandı, F'ye geldi. O zaman C 90 olduğu için F de 90. CB 12 yani katlandı, BF oldu. O zaman bu da 12. Ve bakın buradaki dik üçgen de 5 12 13 dik üçgenidir. Cevap Bursa'dan gelir. X'imiz 5 oldu. Evet, yine katlıyoruz. DK boyunca katlanıyormuş dostlarım. O zaman şu DK'nın açıortay olduğunu bir gösterelim. Şuradaki Z harfini bir görelim. Buraya da noktalı açı yazalım. Şu kenarla şu kenar eşit çıktı birbirine. Şimdi burası 3 ise burası da 3. Şurası toplam 5. Tamam.
Şu A açısı katlandı, Mustafa açısı oldu. M diyelim biz buraya. Başka neler görüyoruz? Şuradan da bir diklik indirsem. Şöyle. Bir işe yarar mı? Bir bakalım. Şimdi 1 ise burası da 1. Burası 3 oldu dostum. Şurası toplam 4. Şurası da toplamda 4 olacak. Şuraya A yazarsam burası 4 eksi A. O zaman burası da 4 eksi A geldi. Şimdi bize x'i soruyor. Yani A ile 1, 1'in toplamını soruyor. A artı 1'i soruyor arkadaşlarım. O zaman biz şurada bir önce bir Pisagor yapıp A'yı bir bulalım. Şimdi 4 eksi A'nın karesi yani 16 artı A kare eksi 8A eşittir. A kare artı 9A. A kare artı 9A ki A kareler gitsin. 9'u buraya atalım. 7 eşittir 8A. 7 bölü 8 eşittir A geldi. Bizden de A ile 1'in toplamını yani 7 bölü 8 ile 1'in toplamını soruyordu bize. 15 bölü 8 mi geliyor arkadaşlarım? Evet, 15 bölü 8 geldi sorumun cevabı. 4 numara B köşesi KP doğrusu boyunca katlanıyormuş. O zaman bu KP açıortay. Hem bu taraftan hem bu taraftan. Şimdi B katlanmış buraya gelmiş. Burası da 90. BK buraya gelmiş. Burası 5. Hatta bakın 3, 4, 5 çıktı buradan. X katlanmış buraya gelmiş. Buraya da X yazalım biz. Evet, katlanma ile ilgili olan kısmı hallettik. Şimdi şuradan da bir diklik çizersek, şurası 8 ise buranın da 8 olduğunu söyleyelim ve şurada bakın A 90 B, B 90 A, A 90 B benzerliğini yapalım. Burada hemen A'nın karşısı 4, burada A'nın karşısı 8. Yani bu üçgen bunun iki katı. 90'ın karşısı 5 ise burada 90'ın karşısı 10 olacak. Cevap da Ceyhan'dan gelecek. Evet, köşe taşlarını bitirdik arkadaşlar böylelikle. Bir sonraki videomuzda da tarama testine geçeriz. Hadi bakalım, öpüyorum hepinizi, görüşmek üzere.